Şahin ve Belediyesi tarafından düzenlenen Yitik Cennet dersinden sınava girerek okullarında birinci, ikinci ve üçüncü olan 174 öğrenci Umre ziyareti öncesi Gaziantep İl Müftülüğü'nde düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı. Bir güzel söz duymuştum. Kimse istemediği bir kişiyi evine misafir olarak kabul etmez. Gittiğimiz yer Allah'ın evi Kabe. Rabbimiz demek ki bizi evine kabul ediyor. Bu en büyük şereflerden bir tanesi. Çok insan biliyorum oraya gitmek için yanıp tutuşup fakat imkan olmadığı için gidemeyen. Bunlardan bir tanesi benim rahmetli nenem. Nenem hep Kabe'nin aşkıyla yanardı. Bir oraya gitsem, bir yüzümü sürsem diye. 80 yaşına geldi ama kısmet olmadı. Göremeden rahmetli oldu. İnşallah Rabbim ona sevabını vermiştir. Çünkü çok onun aşkıyla yanıyordu. Bu da bir kısmet meselesi. Rabbimize onun için diyorum ne kadar hamd etsek az, bu kadar insan arasından, kişi arasından Rabbim demek ki bizi seçmiş, sevmiş, evine misafir olarak kabul etmeye hazırlanıyor. O zaman biz oraya nasıl gideceğiz? Biz de hazırlanarak gideceğiz. Size şimdi kitap dağıtılacak. O kitabı mutlaka en ince teferruatına kadar okuyun. Yani oraya gitmeden orada ne yapacağımızı, oralarda ziyaret edeceğimiz yerlerin ne anlama geldiğini, niçin o ibadeti yaptığımızı say diyoruz mesela. Niye say yapıyoruz? Niye 7 defa gidip geliyoruz? Niye 7 defa bir tavaf, 7 şart? Niye 7 kere dönüyoruz? İlk 3 hafta koşarak remel yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Onların her birinin bir anlamı var. Onları bilerek yaparsak ibadetimizi çok daha şuurlu bir şekilde inşallah yapmış oluruz. Onun için o kitabı mutlaka en ince teferruatına kadar okuyun. Önümüzde 2 hafta var. Allah nasip ederse 2 hafta sonra bugün sizleri yolcu edeceğiz. Bu bizim için gerçekten önemli. Oraya gittiğimiz zaman kendimiz, ailemiz, Şahin Bey'imiz, Gaziantep'imiz ve ülkemizi temsilen gidiyorsunuz. Orada diğer ülkelerden gelen birçok Müslüman kardeşimiz var. Onlara karşı davranışlarımız çok önemli. Çünkü biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Şunu dedirtmemiz lazım. Ya bak Türkiye'den gencecik gelmişler. Bak ne güzel ibadet ediyorlar. Hiç durmuyorlar. Ondan sonra sürekli ibadet ediyorlar. Herkesin gıptayla baktığı bir gençlik orada inşallah. Görüyoruz. Bundan sonra da görmek istiyoruz. Hocalarımızı dinleyin. Hem Müftü Hocam hem Milli Eğitim Müdürümüz hakikaten sizin başınızda gidecek hocalarımızı, öğretmenlerimizi çok titizlikle Allah razı olsun seçildi. Allah onlardan da razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sizinle her konuda alakadar olacaklar. İbadet, diğer konular. İnşallah sağlıkla gider gelirsiniz. Umrenizi mübarek eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizden de çok selam götürün. Ve özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz için, ülkemizin için, memleketimiz için de dua edin. Daha kuvvetli alkışlar, daha kuvvetli.